Destek kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir. Çok zorlu bir sınavı atlattık. YKS 2024 hem saçmaydı hem zordu hem kalitesizdi. Sıralamalarla alakalı ne olacağını aslında çok iş tahmin edemiyor. Ama bu videoda bütün senaryoları konuşacağız. Sıralamalar nasıl olacak? Sınav değerlendirmesi. Biz hangi senaryoyla bakış açımızı geliştirmemiz lazım? Hangi senaryoyla üniversiteleri, mesleğimizi araştırmamız lazım? Bütün bunların hepsini anlatacağım. Gerçekten çok iyi bir Excel dosyası oluşturdum. Bunu bu videodan sonra da sitemizde ücretsiz içerikler kısmında programlar, ücretsiz programlara tıkladığınızda en aşağısında sınavlarla alakalı Excel'imize ulaşacaksınız. Ve oradan da çok detaylı örnekler vereceğim. Hangi senaryoya daha çok benzeyeceğini de anlatacağım arkadaşlar. 4 yıllık tecrübemizle bu videoyu çekiyoruz. Gerçekten hepinize geçmiş olsun. Hemen de videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle sıfırıncı maddemizde hesapladığınız TT ve AYT netinizi ve OBP'nizi yorumlara yazın. Sıralama tahmininizi de bence şu civar gelir. Yani 21'de sıralamam şuydu ama bence şu civar gelir gibi bir yorum atabilirsiniz. Zaten bu videoyu izledikten sonra da benim sıralamam 5. senaryo gibi gelecek bence. 6. senaryo gibi gelecek bence gibi bir konuşabiliriz arkadaşlar. Öncelikle sınavı bir değerlendirelim ve 21 ile falan kıyaslayalım. Çünkü 21 bence en çok benzeyen Sınavlardan biriydi. Sırama olarak da belki benzer, inşallah benzer ama bunu konuşacağız. Arkadaşlar, sınav değerlendirmesinde şunu söyleyebiliriz. TYT 2021 ilk zor TYT'ydi ve ondan önceki seneler çok kolaydı. O yüzden yani ortaydı, kolaydı, böyle hani inanılmaz zor bir sınav yoktu. En zoru TYT 2021'di. O yüzden ilk zor sınav olduğu için insanlar daha zor geldi ve o sınav 135 dakikaydı. Bu sınav 165 dakikaydı. Bu sınav da çok zordu. TTS'i de o kadar zordu ama 2021 kadar zor değildi. Yani zor diyebiliriz. Evet ama 2021 kadar zor değildi. Yani arkadaşlar sıralamaları etkilemesi anlamında bu argüman önemli bir argüman. Yani bu aslında biraz yığılmayı destekleyen bir argüman ama tabii ki de o AYT'den sonra bunu konuşacağız. Sonrasında arkadaşlar bir diğer argümanımız AYT'si daha zor ve saçma. Şimdi kaynaklar zorlaştı. Okey apotemi falan çözüldü. Ama saçma olduğu için aslında hiçbir yerde görmediğiniz soru tipleri vardı. Yani yani bu aslında sadece yorumlama yeteneğini geliştiren öğrenciler. Yani zor kaynak çok az zor kaynak çözen hangi soru gelirse gelsin yorumlayabilecek yani bir hoca kapasitesinde olan derece öğrencilerini yapabileceği bir sınavdı. Ama onun dışında yorumlama yeteneğini tam geliştirmeyen öğrenciler böyle zor kaynakları zor soruları çözebiliyor ama çok farklı soru geldi, saçma soru geldiğinde yorumlayamıyor. O yüzden bu sıralamaları bayağı etkileyecek. Bu da 21'den bile iyi gelebileceğini gösteren bir argüman. Yani bu da ikinci argümanımız. Üçüncü argümanımız arkadaşlar 21 ilk zor sınavda ve sonrasında kaynaklar zorlaştı. Yani ilk zor sınavdan sonra kaynakların zor Zor sınavlardaki sıralamalarının da daha iyi, daha kötü yani 21'den daha kötü gelebileceği argümanını bize destekliyor. ya yani Bu argüman, bu savı bize destekliyor. Arkadaşlar, o yüzden. Hani bu, argümanda argüman da bir aklınızda bulunsun. Yani kaynaklar zorlaştı aslında insanlar zora bir hazırlandı. 21'den sonra kaynaklar zorlaştı. Bu argümanı da bir cepte tutalım. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Dördüncü argümanımız arkadaşlar sınavın yapılabilirliği arttı. Bunun sebebi de ya arkadaşlar zaten sonsuza gittiğimizde artık TYT'de 120 netler hani derece anlamına gelecek. Çünkü sınav artık kümülatif bilgi. Bizim gibi kanalların nasıl çalışılması gerektiği ile alakalı kanalların artması. Hocaların kalitesinin, YouTube'daki hocaların kalitesinin artması. Bilgiye ulaşıp ulaşımının kolaylaşması. İnsanların nasıl çalışması gerektiğini de biliyor. Bilgi de var. E yani o zaman 120 yap gibi bir ortam olduğu için yani sınavın yapılabilirliği artıyor. Ya. Geçen sene 110 ile ilk, ilk bine giriyorsak 115 ile ilk bine girebilirdik eğer normal bir sınav olsaydı. Ama normal bir sınav değildi. O yüzden bu da aslında sıralamayı etkileyen bir argüman. Yani sınavın saçma olması da bunu Hatta antitez oluşturabilecek bir argüman. Ama bu argüman da bir cepte kalsın. Hepsini en son değerlendireceğiz. Beşinci argümanımız da arkadaşlar sınava katılım kalitesi arttı. Yani geçen sene depremden dolayı arkadaşlar integral limit türevi integralin kaldırılması. O yüzden sınava bir sürü kalitesiz insanın girmesi anlamına geldi. Ama kalitesizlerin yanında ya ben limit türevi integrali zaten çok bilmiyordum ama diğerlerini yaparım diyenlerin yılmaya sebep olma durumu da vardı. Ama bu sene arkadaşlar limit türev integral vardı ve aynı şekilde 12. sınıf sayısı bu sene 1.5 milyon geçen sene 1 milyondu ve 21'de de daha azdı aslında. Ya bu gittikçe azalan bir şey biliyorsunuz. Gittikçe artan bir şey yani. Geriye gittiğimizde azalan, ileri gittiğimizde artan bir şey. Yani sınavda gerçekten yarışan insan sayısı arttı arkadaşlar. Gerçekten yarışan insan sayısının artması sıralamaları nasıl etkiler? Bu da aslında sizi korkutan argümanlardan biriydi. Yani sizi hem sevindirici argümanlar var. 21'e çok benzeme, hatta 21'den iyi gelecek argümanlar var. Hem de Diğer argümanlar var ve bütün bunları birleştirdiğimizde aslında biz YKS senaryolarını oluşturmamız lazım ve buna göre her şeyi düşünmemiz lazım. Ben de en çok hangi sınava benzeyeceğini aslında size anlatacağım. Bir diğer maddemiz arkadaşlar artık sıralamalar nasıl olur? Şimdi argümanları anlattık. AYT'nin daha zor olması, TT olarak 21'in daha zor olması, AYT'nin 24'te daha zor olması ve saçma olması, hiçbir kaynakta gelen sorulara benzememesi bunların hepsi 21'den daha iyi sıralama gelebileceğini gösteren argümanlar. E sınav Sınavların yapılabilirliğinin artması, sınav kalitesinin artması, 21'in ilk zor sınav olması ve kaynakları etkilemesi de yığılmayı destekleyecek argümanlar. O zaman farklı argümanlarımız var. E o zaman tam 21 gibi gelir, 21'den iyi gelir dememizin sebepleri var. Yani bütün bu sebepleri düşünelim. Sizin hakkınızda başka argüman geliyordur. Ve benim zannettiğim gibi bazı argümanların daha çok etkileyeceğini düşünüyorsunuzdur. O zaman o yüzden 6 farklı senaryo oluşturdum arkadaşlar. Bu senaryoların ne olduğunu ilk başta anlatmak istiyorum. Hemen anlatayım. İlk birinci senaryomuz 21-22 arası. Şimdi 21-22 arasında baya deli bir fark var ama yani sıralama tahminini aslında daraltır. 21'e yakın olması. Yani 21-22 arasını 5'e bölsek işte 21'den 2 tık uzakta. Hani 3 tık 22'ye uzak. Anladın mı? Ya da 1 tık 21'e yakın gibi düşünebilirsiniz. İkinci senaryo arkadaşlar. 21-23 arası ama 23'e yakın. Ya bu da aslında 23'e hani yığılmanın fazla olacağı bir senaryo. Bu korktuğumuz senaryolardan inşallah bu gerçek. Bunun için bile hangi net, hangi OBP, hangi TET, hangi AYT, hangi OBP ile bu sıralamalara girersiniz. ilk 100, ilk 1000, ilk... İlk 10 bin, ilk 30.000, ilk 50.000, ilk 200 bin, hepsini Excel tablosunda oluşturdum. Şu an ekranda zaten görüyorsunuz blurlu olarak. O yüzden arkadaşlar çok detaylı bir tablo. Üçüncü senaryo 21 gibi. Yani direkt 21'deki senaryoma çok az benzeyecek. Yani çok az fark olacak arada. Dördüncü senaryomuz arkadaşlar 21-23 arası ama 23'e çok çok yakın. Yani bu yığılmanın artık çok fazlası demek yani üçüncü, ikinci senaryodan farklı bir senaryo bu. Beşinci senaryomuz arkadaşlar 21'den de iyi. Çünkü bunu destekleyen argümanlar da var. Yani bu senaryo da gerçekleşebilir. Altıncı senaryomuz da 19-21 arası ama 19'a yakın. Neden? Şimdi 19 aslında sıralama olarak böyle en ideal sıralamalardan biridir. Ben zaten 19'a göre ilk 1000'e giriyordum. Sonra 3000'inci oldum. O yüzden bu senaryo belki de gerçekleşmesi en mantıklı senaryolardan biri arkadaşlar. 19 21 arası ama 19'a yakın. Hatta 19'dan bir tık daha kötü gelebilir. Neden? Onu destekleyecek argümanlar da var diyebiliriz ama daha tam görüşümü söylemedim arkadaşlar. Şimdi Excel dosyamızda ihtilaf ve sayısal için oluşturdum. OBP, TET, AYT netleri. Özellikle 200 için arkadaşlar, 200 için çok bir şey değişmeyecek yine makineler çünkü onlar biliyorsunuz. İlk 1000 de bir makinedir. Siz onların netleri Böyle gerçekten onlar her sınavı parçalar. Ama onlar bile parçalayamadı. Yani normalde 80 yapacak adamlar 75 üstü ile ek yüze girecek. Normalde 75 üstü yapacak ilk bine girecekler. Şu an 72, 73, 74 ile ilk bine girecek. Sonrasında ilk 10 bine 67, 75 arasıyla girecek. eşterlik için tabii ki daha düşükleri. Eşitlerlik için yani bu Excel'de zaten bunlar yazıyor. Yani arkadaşlar bence bütün senaryoları zaten şu an ekranda da görüyorsunuz. Excel dosyamızı da inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar netlerin bu Excel'lerde oluşturduğum gibi aslında bakış açınızın şu şekilde olması lazım. Sonrasında sıralamaların nasıl olacağını söyleyeceğim. Bence arkadaşlar bu Excel'de bütün senaryoları yazdık ve en kötü senaryoda yani en kötü 21 şey 23'ten de kötü senaryosu var ya 23'e çok yakın senaryosu var ya. En kötü öyle gelecekmiş gibi düşünüp üniversiteyi ona göre araştıracağız ve öyle bekleyeceğimiz için biz üzülmeyeceğiz öyle gelse bile. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi açımızın bu şekilde olması lazım. Neden? Ben sınav senemde arkadaşlar İlk 1000 bekliyordum ve 3000 geldiğinde ben ağladım. İnsan 3000. olduğunda ağlamamalı. Yani siz de hani o kadar çok iyisini bekleyip çat ulan nasıl 30000 geldi, nasıl 50000 geldi falan dediğine seneler sizi çok üzer ve üniversite araştırmadan için panik olursunuz. O 2 haftalık süreçte hemen çok sıkıntı olur. O yüzden biz bu 6 senaryoda en kötü senaryo gelecekmiş gibi üniversite araştıracağız. Gelecekmiş gibi mentor olarak hazırlanacağız. Mutlu olacağız her türlü. Bir ay zaten kesin mutluyuz. Tamam ne olursa olsun. Ama en iyisi gelebilecekmiş gibi de çok fazla umutlanmayacağız. Yani umutlanacağız ama çok fazla umutlanmayacağız. Benim gibi üzülmenizi istemiyorum çünkü. Ve arkadaşlar bütün bu argümanları birleştirdiğimizde de... ...bence 21-19... ...ya 19 ve yani 21 arası olabileceğini... 19'dan bir tık daha kötü bile gelebileceğini. Çünkü sınavın yapılabilir kaynakları falan filan böyle bir sürü madde var. Az önce saydım. Yani 19'dan bile kötü gelebilir de düşünmemiz lazım. Bu Excel dosyamıza sitemizden ücretsiz içerikler programlar kısmından en aşağı inerek ulaşabilirsiniz. Koşçuk hakkında bilgi de destekayekase.com'dan alabilirsiniz. Arkadaşlar şu an ekranda hem sayısal hem eşit ağırlıkta hangi netlerle ilk 100'e, ilk 1000'e, ilk 10.000'e, 10 ilk 30.000'e, 30 ilk 50.000'e, 50 ilk 100.000'e ve 6 senaryo göreceksiniz. Bu senaryoların en kötüsüne göre kendimizi hazırlayacağız. En iyisine göre de hatta hazırlayacağız. Üniversitelerimizi ona göre tercih edeceğiz ama dediğim gibi 19-21 arası ama 19'dan bir tık daha kötü de gelir bir tık daha iyi gelir yani 19'a çok yakın olabilir gibi geliyor bana ki zaten 19 ben size şey diyordum ya canlı yayında 21-23 arası gelecek ama 23'e bir tık yakın gelecek bir tık yakındaki o yakınlık 19'dan bir tık kötü geleceği anlamına geliyor zaten. O oraya denk geliyor. Ben öyle bir şey gelebileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki arkadaşlar 21'den de iyi gelir. İnşallah iyi gelir. Yani her ihtimal var. Siz de kendi argümanlarınızı az önce saydığım argümanlarınızı oluşturun. Hangi senaryo size daha çok inanıyorsanız ona göre bir tercih yapın. Ama en kötü senaryoyu düşünmeniz gerektiğini söylüyorum ben size. Arkadaşlar bence genel itibariyle size güzel bilgiler sunduk. Bütün sıralamaları, bütün netleri sunduk. Excel'leri sunduk. Hatta inceleyebileceğiniz bir ürün de verdik. O yüzden beğenmeyi ve like atmayı, yorumlarda da beni linç etmemeyi. Çünkü bence bütün senaryoları vermem ve bütün argümanları sunmam. Aynı düşünmek zorunda değiliz. Direkt doğruyu bilemeyiz. Hiçbirimiz müretçim değiliz. Ama bir tık 4 yıllık tecrübe artı bir tık hisler bak hisler bile var. İki, yüksek netlerin ailesi çok fazla duyulmaması, mesela çok fazla yüksek yap yapılmamış. E bu ne demek? O zaman 22-23'ten iyi gelecek demek. Bu da inanılmaz sevindirici bir haber bence sizin için. Yani gerçekten o saçma soruları yapabilen kişilerin, e, yani gerçekten o an düşünebilen kişilerin öne geçtiği anlamına gelir. Bu da aslında hak ettiklerini bence gösterir. Hani o anki çabaları tabii ki çalışmaların ne kadar etkisi oldu. Onda da arkadaşlar şimdi ben apotemi çözdüm, orijinal çözdüm ama hiçbiri benzemiyordu. E apotemi çözüp, orijinal çözüp, yorumlama yeteneğini geliştirip o şekilde o saçma soruları yapabiliyorsunuz zaten. O kaynaklar sana o yorumlama yeteneğini sağlıyor. Yani konuyu bildim, zor soruları biliyorum ama ne gelirse gelsin yapabilirim. O düşünme zekası, o analitik düşünmeyi geliştirdiği için o kaynaklar derece yaptırıyor diyoruz. O yüzden orijinal ve apotemi YKS 2025'ciler izliyorsa veya mezuna kalacaksanız Çözeceğiz ama ne mentalle çözeceğiz. Zaten ben bunu bütün videolarımda anlattım. Seneye beni daha iyi dinleyeceksin. inşallah daha iyi olacak. Hepinizi çok seviyorum. Belki de YKS 2024'ün son videosuydu. Valla duygulandım. Tüylerim diken diken oldu. Çünkü bence çok emek verdim. Bu sene en fazla emek verdiğim senelerden. En fazla böyle ücretsiz içerikler, kamplar, programlar, nasıl çalışılması gerektiğiyle alakalı şeffaf bütün taktikleri verdiğim bir sene oldu. İnşallah faydalı olmuştur. Başınızda ufak da olsa bir tuzumuz olur. Sizi çok seviyorum. Çok çok kolay gelsin.